أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis-i şeriften çıkartılan hükümlerin altıncısı etteştidü fictinabil menhiyyat ve istisalü cüzuril fesadi. Etteştidü, teştit ne demek? Yani işi sıkı tutmak. Vurgulanması mı olur yani hadiste? Yok. Yapmaz. İşi sıkı tutmak. Nerede? Biraz yani teştit dedi. Biraz böyle sağlam durmak. Teştit zaten şedde de yüşedde de teştit. Yani işi sağlam tutmak fiştinabil menhiyyat. Yani aşırı yasaklardan kaçınmada. İşi sıkı tutmak. Ve istisal-i cüzuril fesadi. Yani zararların köklerini tamamen çıkarma. Yani zararların tamamını ortadan kaldır. Hatta onu vestisali diye orayı şey okumayalım. Fiştin abinin üzerine atfedelim. Vestisali cüzuril fesadi. Yani ne kadar bozukluklar varsa fesadın, zararların köklerini temelden sökme noktasındaki sıkı durma. Cüzur kök mü? Cüzur, evet cüzur. Cezer, kök, cüzur. Tamam mı? Cüzur. Mesela şeyde cezeriydi, cezer. Cüzur, havuç. Evet. Cüzur. Dolayısıyla fesat köklerini tamamen ortadan kaldırmak, temelden fesadın köklerini sökmek ve yasaklardan kaçınmada sıkı durma konusunda bir mesele. Yes'a şer'ullahi azze ve celle. Aziz ve celil olan Allah'ın şeriatı gayret eder. Tabi mecazi bu. Daimen sürekli. Neye sahi eder? Neye çalışır, gayret eder? Lil hayruleti, engel olmaya, perde olarak geçmeye. Nereye? Dune vuku'i şerri. Şerre düşme arasına perde olmaya gayret eder devamlı. Yani kişinin, mükellefin şer ile mükellefin arasına devamlı perde olmaya çalışır. Bak ne diyor? Yes'a gayret eder şerullah, çalışır Allah dini daimen sürekli hayrulete geçmeye dune vuku'i şerri şerre, kötülüklere düşme ile meydana kişinin gelmiyor. Arasına devamlı girer ve onu oraya düşürmemeye çalışır. Hayluret araya girmesi. Ev büzuği büzuril fesadi. Ya da fesat tohumlarının belirmesi arasına. Fesat, bozgunculuk, zarar. Tamam mı? Ahlaksızlık, büzur, tohumlar demek. Bir, bel, bir, büzuk da doğuş, mesela doğuş, gözükmesi, ortaya çıkması. Fesat tohumlarının gözükmesi arasına, fesatla efendim mükellef arasına girer, fesada düşürmemeye çalışır, şerre düşürmemeye çalışır. Ve lida bundan dolayı necidü buluyoruz el ihtimame önem verdiğini neye? Bi emril menhiyyat, yasaklar konusuna. Yasaklar konusuna şeriatın çok önem verdiğini, ihtimam gösterdiğini buluyoruz. İhtimam, ihtimam, önem verme, önemseme. Rubbema kâne, çoğu zaman oluyor, eblega daha fazla minel ihtimami memurat. Emredilenlere gösterdiği ehemmiyetten daha çok yasaklardan kaçınmaya ehemmiyet gösteriyor. Bak bu çok önemli bir şey. İslam dini yasaklardan kaçınmaya verdiği ehemmiyeti emredilenleri yapmaya verilen ehemmiyetten daha önemli kabul ediyor. Tamam mı? Çünkü biz kulluk dediğimiz zaman, ibadet dediğimiz zaman sadece emredilenleri yapmak değil. Yasaklardan da kaçınmak kulluktur. Yasaklardan da kaçınmak. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
Ebu Hureyre Hazretlerine 5 maddelik nasihatı var. 5 maddelik nasihatın birincisi, ya Ebu Hureyre'te içtenibil haram, yok ittegil haram, ittegil maharim, haramlardan sakın ki tekün abeden nas, insanlar içerisinde Allah'a en çok kulluk yapanlardan olasın. Sadece bugünkü toplumun anlayışı, bizim anlayışımız sadece birkaç emredileni yapmak kulluk sanıyoruz. Asıl kulluk yasaklananlardan kaçınmaktır. Zaten yasaklananlardan kaçındın mı? Diyelim zaten yapıyor. Emredilenleri yaparsın. Namazı terk de yasak. Orucu terk de yasak. Cihadı terk de yasak. Farzların zıddı yasak. Yasaklardan kaçındın mı emredilenleri yaparsın. O zaman iyi bir kul olursun. Dikkat edin buraya. Demek ki çoğu zaman şeriatın emredilenlere ihtimamından yasaklananlara gösterdiği ihtimam daha ziyade olduğunu görürüz, buluruz. وَلَا يَعْنِي ذَٰلِكَ Bununla şeriat kastetmiyor. اَتَّسَاهُلَ بِالْمَأْمُورَاتِ Yani emredilenler basit şeylerdir diye kastetmiyor. Yani emredilenler basit, emredilenleri yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Tesahül bu demek. Şey değil. Yani gevşeklik, evet. Tesahül, önemsememek, basit, kolay, önemi yok demeyi kastetmiyor. Anlıyor musunuz burayı? Evet. Tesahül bu işte. Ve inneme teşdidü, ancak işi sıkı tutması, daha çok önem vermesi, fictinabil menhiyyati, yasaklardan sakınmada, amme, ten ya da tün, geneldir. Âmmeten ya da genel olduğu halde. Âmmeten. Ve inneme teşdidü fiştinabil menhiyyat, yasaklardan kaçınmada işi sıkı tutması âmmetün, geneldir. Vel muharramati, haramlardan sakınmada sıkı tutması işi ala veçil husus, efendim özel olarak onlardan sakınmayı emrediyor. Menhiyyat deyince efendim genel yasaklar. Muharramat deyince belli haramlar. Haramlar o zaman cüz'idir. O zaman o kadar menhiyet var ki. Yani vacip olarak. Evet, yani. Evet. لِيَنَّ نَهْيَ الشَّارِعِ الْحَك۪يمِ Çünkü hakim olan şari'in yasaklaması lem yerit gelmedi. İlla ancak geldi. Niçin? Lima fil menhiyye anhu, yasaklanan şeylerde olduğu için. Min fesadin ekid. Ekid, orası ekid. Çok kuvvetli zararlar olduğu için. Peki o zaman hakim olan Allah'ın, şari'in nehyi nerelerde gelmiş? Menhiyün ahlerde. Niye menhiyün ahlerde geliyor? Niye yasak olanlara geliyor Allah'ın yasaklaması? Fesad. Çünkü onlarda büyük ve kuvvetli zararlar var. Ekid, güçlü. Ve dararın muhtemmi, kesin zararlar var. Muhtem, muhtem gerekli zararlar var. Büyük zararlar. Ve lehâdâ bundan dolayı lem yuadzer ehadün, hiçbir kimse mazur olamaz. Bir tikâb-ı şeyin minel muharramâti, haramlardan bir şeyi işlemekle. İlla halet darureti, ancak zaruret halinde haramlar işleyebilir. Öyle zaruret ki el mülciyeti, mecbur kılan zaruret. İşte aç kalma zarureti, susuzluktan dolayı ölüm tehlikesi veya başka zaruretler, anladınız mı? Eğer helaldan onları karşılayacak bir şey yoksa o zaman zaruret halinde haramları işleyebilir. Vel hacetil mülihati, sürekli ihtiyaç, mülihha, ısrarlı, elahha yurihhu ilhahan, mülihhun mülahhun, mülihhunu çektiğiniz zaman ismi fail, mülihhun mülihhan mülihhune mülihhatun mülihhatan mülihhatun. Neymiş mülihha? İsrarlı, sürekli ihtiyaçlar. Sürekli ihtiyaçlardan dolayı efendim ne oluyor? Zaruret halinde haramlar işleyebilir. Zaruret halinin dışında hiçbir kimsenin
haram işlemesinde hiçbir kimse ne olmaz? Mazur kabul edilemez. Mazur kabul edilemez. Hacetün mülihatün. Bak bunu ayrıca böyle şey olarak almış. Dikkat edin. Kalıp. Mülihatün. Evet, kalıp olarak acil ihtiyaç, gereksinim, gereklilik, zorunluluk, kaçınılmazlık, lüzum, acil durum, acil vaka, acil hal manalarını ifade ediyor. Görüyor musunuz? Hacetün mülihatün bir deyim. Sürekli ihtiyaçlar, acil ihtiyaçlar, alâ mâ kad alimte, yukarıda bildiğin üzere. Ve min hünâ, bu izahtan yetebeyyenu, açığa çıkıyor, hata-u meslekil kethir, birçoklarının yanlış girişleri. Meslek, yol, gidiş. Minel müslimin, Müslümanlardan birçoğunun yanlış yolları, hatalı yollar açığa çıkıyor. La siyyema, yani yanlış yolda olduklar açığa çıkıyor. La siyyema, özellikle fi hazil ezmineti, bu zamanlarda. Elleti, öyle zamanlar ki şa'a fiha, orada yayıldı. Ettenabudu. Tenabuz. Tenabuz ne demek? Zıddiyet. He? Tenabuz. Neymiş? Zıddık. Zıddiyet. Fi hayatin nasi. İnsanların hayatında. İnsanların hayatında tenabuz, çelişkiler. Tenabuz, çelişki. Zıddiyetler. O kadar çoğaldı ki, o kadar yayıldı ki hiç tahmin etmediğin şeyleri yapıyorlar. İndemâ tecidühüm, onları bulduğun zaman yahusûne, düşkün oluyorlar. Alâ fiyel ta'ati, ibadetler işlemeye, vel vacibi, vacipler işlemeye düşkün bulduğun bir yerde ve rubbemâ, çoğu kez teşeddedû, efendim yöneliyorlar filtizamil mendubi vel müstahabbi. Mendub, müstahapları işlemede çok radikal oluyorlar. He? Çok tutucu, çok sıkıcı. Anlıyor musun Fatih? Evet hocam. Teşeddedu ne demek? Sıkı tutmak. Çok sıkı tutmak. Gerçekten menduplarda, müstahaplarda adam tabii hiç nafile orucu kaçırmıyor. Ama cebinde faiz kartı var. Devamlı faiz alıyor, veriyor. Adam hiç nafile ibadetleri kaçırmıyor, kahvede kumar oynuyor. Adam hiç nafile ibadetleri, hatta farz ibadetleri kaçırmıyor, işin gücü yalan, zulüm, gıybet, iftira. Ya bak, menduplara ya da bazı ibadetlere çok önem verirken ne yapıyor? Asıl yapılması gereken işlerde gevşeklik gösteriyor. Şimdi onu söyleyecek. Evet. Teşeddede manası bazı yerde işte katı davranmak, sıkı tutmak, efendim sertleşmek gibi şeyler. Evet. Tavizsiz olmak, tavizsiz. Beynema tecidühüm, bu arada onları buluyorsun. Yani ibadet, taata, vaciplere karşı düşkün olduklarını buluyorsun ve çoğu zaman da mendupları, müstahapları işlemede çok katı buluyorsun. Ama beyne ma tecidühüm, yine bu arada onları buluyorsun. Yetesahelûne fil menhiyyât. Yasaklarda çok gevşek. Tamam mı? Dikkatsiz. Önemsemeyen yasaklarda. Şimdi biz yasak deyince sadece zina, içki, kumar değil ki. Gıybet de onlardan daha büyük günah. İftira. Birisinin hakkını yemek. Böyle. Peki, beynema tecidühüm ve rubbema, çoğu zaman gâraful kethîra, efendim nice zamanlar gârafu işliyorlar, el kethîra çoğu, minel muharramat, muharramattan, tamam mı, muharramattan birçok şey işliyorlar.
bir şeye bulaşıyorlar, bir şey yapıyorlar, yaklaşıyorlar. Garefenin manası efendim işlemek. Fenecidü saime, bunu açıklıyor bakın şimdi. Oruç tutanı buluyoruz. Yeteamelü bir riba, faizle muamele yaptığını, cebinde kaç tane faiz kartı var, kaç tane faiz işlemiyle uğraştığını buluyoruz. Ama orucunda hiç terk etmiyor ha. Vel haccetel müzekkiyete, müzekkiye zekatını veren hacı hanımı buluyoruz. Müzekkiye. Tahrucu çıkıyor evinden safiraten, efendim açık, müteberriceten, süslü püslü, teberrice, vela teberrice, açık seçik, safira, süfur. Ondan sonra bakıyorsun hacı hanım hacını da yapmış, dışarı çıktığı zaman ya da yabancı erkeklerin yanında düğünlerde, bayramlarda teberruç, yani açık seçik cahiliye giysilerini takındarak efendim millete arz endam ediyor. Ama zekatını da veriyor. Müzekkiye. Müzekki, zekka, yüzekki, tezkiyeten. Müzekkiye o ismi fail. Tamam mı? Müzekkiye ya da tezkiyenin bir manası temizlenmeye çalışan, kendini temiz kabul eden, yani böyle kendisini çok tezkiye eden, arı duru efendim olduğunu söyleyen nice kadınlar var ki dışarı çıkarken mahrem yerlerini göstererek çıkıyorlar. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ اُولَى ayetinin muhatap oluyorlar. Ne oldukları halde? Müteaddirin. Özür beyan edici oldukları halde. Kadın kendine göre özür beyan ediyor. Erkek kendine göre. Canım orucumuzu tutuyoruz ama faizsiz olmaz ki. Kumarsız hiç olmaz. Dinlemeyecek miyiz biz hiç? Ne diyorlar bakın? Müteaddirin. Özür beyan edici oldukları halde ne ile? Bir müsayyerati zemeni. Zamanın seyri böyle diye. Zamanın seyri. Zamanın gidişatı böyle. Ve muvafakati rakbi. Toplumlara uyum. Rakip, kafileler, kervanlar. Ya toplumlara, kalabalıklara uyum sağlamak lazım. Yani millet ne yapıyorsa sen de onu yapacaksın. Aykırı hareket yapmayacaksın. Haramlarda olur mu? He? Müsayyaret. Ne demek müsayyaret? Zamanın gidişatı. Zamanın seyri bahanesiyle özür beyan ediyorlar. Ve toplumlara, rakip, kervanlara, kafilelere, toplumlara uyum özrüyle özür beyan ediyorlar. Zannine, zannedici oldukları halde enne neyi enne ibadetehum ibadetleri hadi bu ibadetleri tüncihim kendilerini kurtaracak zannediyorlar. İndallahi azze ve celle aziz ve celil olan Allah'ın yanında. Halbuki haramlardan sakınmayınca ibadetlerden aldığımız sevaplardan çok kefemize, terazimize her gün haramlardan günahlar konuluyor. Belki de haramlardan işlediğimiz günahlar ibadetlerden elde ettiğimiz sevaplardan çok fazla. Gördün mü? Adam bir camiye gidiyor. Camiye giderken caminin avlusunda yaptığı gıybet, kıldığı namazın sevabından daha çok. Yalan öyle, dolandırıcılık öyle, zulüm öyle, iftira öyle. Yani Müslüman hakikaten çok büyük bir gaflet içerisinde. Şu ibareler çok önemli. Tam günümüzü tasvir ediyor. Ve tekfihim kendilerine yeteceğini zannediyorlar. Niçin? Linhiratihim fi silkil müslimin. Müslümanların efendim Müslümanların inhirat ne demek? Müslümanların sıralarına dizildikleri için. İnhirat. İnhirat mesela boncukları veya işte tesbihleri ipe dizmek. Da onların inhirat
inharata. Evet. İnhirat, inharata, bu burada da aynı şeyi almış. İnharata, topluluğa katılmak. Fi silki, fi silkil ne diyordu orada? Rakbi mi diyordu? Müslümin. Müslümanların içerisine katılmak. Onlarla beraber olma bahanesiyle. Tamam mı? Hemen olmak, tornalamak, tornadan geçirmek. Esas o değil. Topluluğa katılmak. Topluluğa katılmak. İnhiratihim, efendim, dizildikleri için fi silkil müslümin, Müslümanlar yani, topluluğun içerisine katıldıkları için. Onların arasına katılacaklar mı zannettiler onu? Diyorum. Hayır. Yoksa Müslümanların toplum içerisine katılıyorlar ve ibadetlerin kendilerine kâfi geleceğini sanıyorlar ama aynı halde de işte kumarla, içkiyle, faizle veya kadınların avret yerlerini teşhir etmeleriyle ilgili günahlar işliyorlar. Ve zümratil müttakîn, bak kendilerince müttakiler sınıfına, müttakiler grubuna girdikleri için bu ibadetlerin kendilerine kâfi geleceğini sanıyorlar, zannediyorlar ve bir de kendilerini müttakiler grubundan sanıyorlar. Yevmel ardın ekberi, yevmel ardı, arz gününde, ala rabbil alemin, rabbil aleminin huzuruna çıkıldığı gün, ona arz-ı ekber deniyor. Ardı ekber, rabbil aleminin huzuruna çıkıldığı günde, bunlar da Müslümanların topluluğundan zaten, biz de Müslümanlardanız, biz de müttakilerdeniz diyerek yaptıkları ibadetin kendilerine yeterli olacağını sanarak öbür taraftan bir dizi haram işliyorlar. Ve haza, işte bu hilafu ma taqarrara fi şer'illahil hakim, hakim olan Allah'ın şeriatında kararlaşan şeylerin zıddınadır. Takarrur eden, kararlaşan, sabit olanların zıddınadır. Ve sebete, sabit olan fi sünneti imamil murselin, peygamberlerin imamının sünnetine sabit olanın zıddıdır. Anladınız mı? Allah'ın şeriatının zıddınadır bu yapılanlar. Mursellerin imamı. Mursellerin imamı kim? Peygamberimiz. Resullerin imamının sünnetinde sabit olanın aksinedir. Daha ve fehmihi el ecillâ, ve fehmihi el ecillâ, fehimehu desek daha güzel olur. Onu anladı yani. O ve fehimehu, onu anladı. El ecillâ'ü, yüce insanlar, mine sahabeti, sahabeden, vel eimmeti, müştehit imamlardan, ve tabi'in, tabi'in grubundan, büyük insanların, imamların, sahabe ve tabi'inin, o yüce insanların anladığı şeyin aksinedir. Fîmâ tekarrara, hâdâ hilâfu mâ tekarrara fî şer'illâh. Hâdâ hilâfu mâ fehimevül ecillâh demek. Hâdâ hilâfu mâ sebete fî sünneti imâmil mürselîn demektir. Burayı fehimehu okuyacağız. Buradaki hüzamir şey olabilir mi hocam? Hani min geliyor ya, onu beyan etmek için. İşte bu yaşadıkları, yaptıkları anlaması. Tamam mı? Tamam. İbadetleri yapmayı, haramlardan sakınmayı anladığı. Allah'ın şeriatını. Şeriatında. Aynen, şeriatını anladığı. El ecillâ'u, büyük insanlar. Mine sahabe. Celil ecillâ. O da ne denmiş bunların anladığı şeyler? Yani büyüklerin, sahabenin, tabiinin, imamların, müştehitlerin anladığı ibadet ya da Müslümanlık nasıl olacakmış, bakın. Min enne asla ibadeti, ibadetin aslı, İctinabu ma harramallahu azze ve celle. Aziz ve celil olan Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzaklaşmaktır. Sahabenin anladıysa bu işte. Anladınız mı? Ve tarih min enne asla ibade, min enne asla tarikin necati. Orayı oraya vereceğiz. Kurtuluş yolunun aslı nedir? Mücahedetün nefsi vel heva. Ya da burayı şey yapsak, min enne aslar ibadeti içtinabı maharramallah ve tarikun necat. Tarika mı diyeceğim?
bir tarihi diyorsak burayı, ve tarihun necat, kurtuluş yolu nedir? Mücahedetün nefsi, evet. Bir de yukarıya bağlarsak eğer burayı, min enne aslan ibadeti, istinab-ı mahremallah, ibadetin aslı daha nedir? Min enne asla tarikin necati, öyle diyelim o zaman, oraya bağlarsak, min enne asla tarikin necati, o zaman tariki okuz orayı. Eğer ve tarikin necati olursa, kurtuluş yolu nefisle, hevai hevesle mücadele etmek, mücadele etmektir. Eğer bunu yukarıya bağlarsak, min enne asla ibadet, min enne tarikin necati, bir de büyüklerin anladığı şey, kurtuluş yolunun aslı, nefisle, heva ile efendim ne yapmaktır? Cihad etmek ve hamluha, bir de o nefsi sevk etmek, ala terkil menhiyyat, yasakları terke. Ve enne sevabe zarik, işte bunun sevabı, yani haramlardan sakınmanın sevabı, yefûkul kethîra, birçoğuna üstün gelir, min sevabi fiyalil vacibat. Haramlardan sakınma sevabı, birçok vacipleri işleme sevabından üstün olur. Yefuku üstün olur. El kethira, çok şeylere, min sevabi fe'lil vacibat. Emredilenleri işlemenin sevabından daha çok yasaklananların terkinden oluşan sevap olur. Yasaklananları terk ettiği zaman ondan da sevap alıyor, tamam mı? Mesela sen şimdi İbadetler işliyorsun, sevap alıyorsun. Haramları da Allah yasak ettiği için kaçınıyorsan, imkan olduğu halde bundan da sevap alıyorsun. Bu niyetinle de sevap alıyorsun, ha? Demiştim. İşlemesen bile. Sadece niyetinle haramları yasak olduğu için terk ediyorsun. Ha, ondan da sevap alırsın. Fehaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yabul. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ne buyuruyor Peygamberimiz? İttakil maharime tekün abeden nas. Demin söyledim ya. Evet. Bu hadis-i şerif 5 maddeden oluşuyor bunun. 5 madde. Evet. Buna bakın. Bu hadis-i şerifin başı da şöyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Benim de bulunduğum bir mecliste. Men ye'hudu هَاُولَٰئِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْلَمْ وَيَعْمَلْ بِهِنَّ اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ. Dedi ki diyor, şu söyleyeceğim sözleri kim benden alır, öğrenir, bilir ve yaşar veya yaşayacak insanlara öğretir diye sordu Peygamberimiz. قُلْتُ اَنَا. Ben dedim ki ben alırım ya Resulallah. Ebu Hüreyre'nin hadislere karşı hassasiyetine bakın. Ben alırım dedim. Bir cümlede bakın, bir dinlemede ezberliyor hemen. Sümme akade bi yedi ya da fe akade bi yedi. Peygamberimiz elimi tuttu. Ya da sümme akade bi yedi, elimi tuttu. Fe adde hamsen, 5 şey saydı. 5 şey. O 5 şey ne? Kitaplarda yazıyor. Bizde değil. Ya Ebu Hureyre'te ittakil maharime tekun abeden nas. Evet. Varda bima kasamallahu lek tekun agnen nas ve ahsin licarike tekun mümina ve ahibbe linnasi ma tuhibbu nefsik tekun müslima ve la tukthirit tahike fe inne ketretet tahike tümitil kalb adettu hamse mevad. 5 maddeyi saydım bak. Ezberlerseniz okursunuz bunu. Bu bir yerde 5 maddeyi sayıyorsunuz. Bir ders konusu, ders. Ders konusu. Ezberleyeceğiz ki bunları sayalım. Ezberlemezsek yazıyor. Hani hafız olmayanın, ya Kur'an'da bir ayet vardı ama acaba neredeydi? Hadi getir bakalım. Acaba neredeydi? O zaman ezberleyeceksin ki hemen konuyla ilgili ayeti takır 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 okuyasın. Çok önemli. Hadisleri ezberlemek çok önemli. Evet. Ravahu't-Tirmizi. Tabi hadisin devamı var.
İmam-ı Tirmizi bunu böyle nakletti. Ve hadis Ayşe radıyallahu anha, işte Hazreti Ayşe anamız Allah ondan razı olsun tekbul diyor. Çok önemli bakın. Men serrahu, her kimi sevindirirse. Men serrahu, kimi sevindirirse. Serra ne demek? Sevindirirse. Ne? En yesbikat daibel müçtehide. Daib. Kur'an'da geçiyor. Daibeyin. Daibeyin. Daimeyin demek. Devamlı çalışan, sürekli çalışan kimseyi geçmek, kimi sevindirirse fel yeküffe, uzaklaşsın ani zünubi, günahlardan uzaklaşsın, günahlardan elini çeksin, kef. Hani zaten buğut manası var. Ne anladık şimdi burada biz Hazreti Ayşe anamızın sözünden? Sürekli ibadet. Kim sürekli geceli gündüzlü, gündüzü oruçla, geceleri ibadetlerle, gece namazlarıyla geçiren, sürekli hayatında ibadet yapmak isteyen kimseleri geçmek istiyorsa, geçmek kendini sevindiriyorsa günahlardan vazgeçsin. Ama buradan şu anlaşılmasın. Bazı anlayışlar var. Sadece kendine göre günah olduğunu bildiği şeylerden kaçınıyor, ibadetleri yapmıyor. Öyle değil. Hem ibadetleri yapacak, hem de efendim haramlardan sakınacak ki sürekli ibadet, gecesi, gündüzü ibadetle geçmiş olanın önüne geçmiş olsun. Maratonda birinci olsun. Anladın mı? Maratonda birinci olsun. Ya çok önemli. Ve hâde Ömer ibnül Hattabi radıyallahu anh. İşte Hazreti Ömer bu konuda, haramlardan uzaklaşma konusunda yüselü Hazreti Ömer soruluyor. Yani Hazreti Ömer'e soruluyor. Kimden soruluyor Hazreti Ömer? An kavmin, bir topluluktan. Öyle topluluk ki yeştehûnel masiyete ya da masiyete. Günah işlemeyi arzu ediyorlar ama velâ ya'melûne biha, onu işlemiyorlar. Mesela bazı insanlar var, kötülük işlemeyi arzu eder, içinden geçer, heveslenir de devamlı ona karşı bir iştiha sahibidir. Ama imkan olduğu halde işlemezse buradan sevap kazanır. Bak bak, kötülüğe nefsi meyleder de imkan olduğu halde işleme imkanı, ondan vazgeçerse ondan da sevap alır. Ondan da ne alır? Sevap alır ya. Ama burada diyor ki bir takım insanlardan soruldu. Kötülük yapmayı arzu ediyorlar ancak yapmıyorlar. Feyakulu, Hazreti Ömer cevap veriyor. Diyor ki ulaik, işte onlar kavmün, bir topluluktur. Öyle topluluk ki imtihanallahu, Allah'ın denediği kulubehum, kalplerini li takva, takva için. Yani takva deneyiminden geçiriyor Cenab-ı Hak bunların kalplerini. O zaman imtihandan geçirilen kalplerin efendim ne olması lazım? Bunu kazanmak için kalbinin geçirdiği şeyleri kafasından silmesi lazım. Ya da işleme imkanı olduğu halde terk etmesi lazım. Lehum mağfiratun ve ecrun azim. Tabi ayetten alınmış bu. Onlar için büyük bir mağfiret vardır, büyük bir ecir vardır. Allah'ın, bak mesela iştahları olduğu halde, istekleri olduğu halde, imkanları da olduğu halde, imkan var, mekan var, istek var, iştah var ama Allah'tan korkarak bunu işlemiyorlarsa onlar için büyük ödüller var. Yiğitlik de o zaten. Yiğitlik de o. Mekanın ve imkanın olduğu yerde, hiçbir engelin olmadığı yerde günahlardan sakınmak en büyük yiğitlik. Ya çok önemli. Yani bakın hadis-i şerif gibi söz. Hazreti Ömer'in sözü hadis-i şerif gibi. Ve kâle Abdullah İbn-i Ömer. Abdullah İbn-i Ömer de şöyle diyor. Bu da Hazreti Ömer'in oğlu. Radiyallahu anh'a ve o imamul abidin. Kimmiş bu? Kulluk yapanların imamı. İmamul abidin. Zeyn-ül Abidin olduğu gibi imamul abidin. Ne diyor bakın? Le raddü danikin, bir daniki reddetmek min haramin, haramdan, bir danik, danik. Danik ne kadar? Bakın
Bir dirhem gümüşüm altıda biri kadar. Bir dirhem gümüşü ne yapsak biz? 3 gram kabul etsek. Efendim 5.05 altıda biri ne yapar? 0.5 yarım gram. He? Yarım gram yapar değil mi? Evet. Altıda biri ne yapar? Yarım gram. Yarım gram yapar. Yani azıcık bir haramı reddetmek, azıcık bir haramdan uzaklaşmak eftalü daha eftaldır. Min mi'eti elfin yüz binden. Yüz binden. Öyle yüz bin ki tünfiku fi sebilillah. O yüz bini Allah yolunda harcıyorsun. Allah yolunda yüz bin dirhem desen buna, ne dersen de, ya da sadaka de, Allah yolunda yüz bin sadaka vermenden ise, vermekten ise efendim azıcık bir haramı reddetmek, onu kabul etmemek, ondan uzaklaşmak ondan daha faziletlidir. Esas olan haramlardan uzaklaşmaktır. Ya. Ama işte emirlerin terki de haramdır. O zaman mana hepsine oturuyor yani böyle. Kalıp oturuyor. Şimdi sadece yasaklananları terk etmek değil esas olan. Emredilenleri terk etmek de yasak oluyor. O zaman menhiyat çok şumullu, genel. Genel. Muharramat hususidir, cüz'idir. Haramlar cüzdür. Evet. Eddani bu danik neymiş? Huve südüsü dirhemin min fıddatin. Gümüşten bir dirhemin altıda biri. Bir dirhem 3 gram kabul edersek işte 3 gram o zaman 1 gramın yarısı yarım gram. Evet. Ve kâlel Hasanül Basriyyü rahimahullahu teala, bu da tabiinden biliyorsunuz. Hasanül Basri rahimahullah şöyle buyurdu. Ve o seyyidü tabi'in. Bu da tabi'in grubunun, tabi'in neslinin efendisi, ulusu. Ne diyor Hasan-ı Basri? Makulü kavl biraz işte. Mâ abedel abidûn, mâ abedel abidûn. Kulluk yapanlar kulluk yapamadı, yapamaz. Bir şeyin hiçbir şeyiyle. Öyle şey ki, eftale daha faziletli, min terki mâ nehâhumullâhu anhu. Allah'ın kendilerini yasak ettiği şeyleri terkten daha faziletli hiçbir şey ile kulluk yapanlar Allah'a kulluk yapmış olamazlar. Kulluk yapanların en güzel kulluğu, en faziletli kulluğu Allah'ın kendilerine yasak kıldığı şeylerden uzaklaşmaları, onu terk etmeleridir. Anladınız mı cümleyi? Bunlar çok önemli. Ve kâle el-Hasenül Basriyyü. Orayı okuduk, evet. Ve kâle Umar ibn-i Abdülaziz. Rahimahullah. Bu da Hazreti Ömer'in neslinden geldiği söyleniyor. Hazreti Ömer'in Emevi halifelerinden 2 sene halifelik yapmış. Ve Müslümanlardan fakir kalmamış hiç. Zekat verilecek fakir kalmamış. Öyle bir adil halifelerden sayılıyor. 5. Raşid halife. Evet, 5. Raşid halife sayılıyor. Dolayısıyla öyle bir müreffeh hayat yaşamış ki Müslümanlar, çok adil, çok müttaki, gerçekten İslam'ı böyle dört dörtlük yaşayan 2 sene kadar kalmış. 2 sene halifelikte. Ne diyor Ömer İbn Abdülaziz? Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Ölmeden önce malının hepsini harcamış. Hepsini. Bir diğer özelliği de, evine bir misafir geldiği zaman halife olduğu halde kendisi hizmet edermiş. Derlermiş ki niye hizmet ediyorsun, işte hizmetçiler var, oğlun var falan var. Diyor ki misafirlerin olduğu yerde melekler olur. Melekler ayakta durur. Meleklerin ayakta durduğu yerde Ömer oturamaz diyor. Malının hepsini infak etmiş. Demişler çoluk çocuğu var, niye bırakmıyorsun? Demiş yok. Eğer onlar fasık olursa fasıklara mal bırakmam. Müttaki olurlarsa Allah onların
nefakalarını taahhüt ediniyor. Onları zengin edeceğini, onların velisi olduğunu Kur'an'da müjdeliyor. Nereden anlıyorsun? Araf suresinin son sayfasının baş ayeti. İnne veliyyallahu'llezî nezzelel kitâbe ve huve yetevelles salihîn. İnne veliyyi anaslı. Evet. Benim velim Allahu Allah'tır. Ellezî öyle Allah ki nezzelel kitâbe. Kur'an'ı peyderpey indiren Allah. Ve huve yetevelles salihîn. O Allah salihlerin de velisi olur. Benim oğullarım salih olursa, İslam'a hizmet ederlerse Allah onların velisidir. Allah kimin velisi olursa onları zayi etmez. Fasık olurlarsa fasıklara niye mal bırakayım ki diyor. Gördünüz mü? Fasıklara niye mal bırakayım diyor. İşte bu Ömer İbn Abdülaziz ne diyor bakın. Leyse takva, takva olmadı. Ne olmadı? Kıyamel leyl. Leyse'nin şeyi değil mi? Takva onun takdiren merfu ismi, kıyamede onun haberi. Geceleri kalkıp namaz kılmak ve siyamen nehar, gündüzleri oruç tutmak değil. Ve taklit fima beyne dalik. Ve taklit. Efendim, taklit ne demek? Karıştırmak. Bu ikisinin arasında da karıştırmak, çeşitli ibadetler yapmak taklit. Taklit. Aslında halleta yuhallitu taklitan. Karıştırmak da neyi? Farklı, muhtelif ibadetler yapmak daha doğrusu. Ben öyle anlıyorum. Tahlit. Evet. Tahlit. Aynen. Ha. Bu başka bir. Tahlit halli zihin bulanıklığı demiş. Zihin karışıklığı. Delilik, cinnet. Taşkınlık, karıştırma, hezeyan. O zaman şöyle diyeceğiz. Mesela geceleri namaz kılıyor, gündüzler oruç tutuyor ama ve tahrid fima beyne dalik arasında da çok karma karışık işler yapıyor. Geceyle gündüz arasında. Tamam mı? Karma karışık işler yapıyor. Esas takva bu değildir. Velakin de takva ancak takva eda'u meftaradallahu Allah'ın farz kıldıklarının tamamını eda etmektir. Ve terkü ma harramallah Allah'ın yasak ettiklerini de terk etmektir. Tamam gördünüz mü? Taklit. Taklit işini anladık. O zaman ibadet değil taklit. Yani kötü işler mi aslında? Karma karışık. Hezeyan yalan söylüyor. Onları yapmak lazım. Ya, evet. Geceleri namaz kılıyor. Gündüzler oruç tutuyor. Efendim bunların arasında da birçok hatlar işliyor. Hatlar. Taklit bu demek. Hatlar karıştırıyor. Birçok hatlar karıştırıyor. Hat karıştırmak demek zaten. Taşkınlıklar yapıyor, azgınlıklar yapıyor. Hani şarapla suyu birbirine karıştırıyor. He? Hani delilere yine biri halt işledin diye. Evet. Yani suyla şarabı birbirine karıştırıyor. Taklit bu demek. Velakinne takva, evet. Eda'u meftaradallahu ve terkü ma harramallah. Fe inkâne ma dâlik. Eğer bununla beraber olursa mümin amile hayır amellerde işlerse ya zaten Allah'ın emrettiklerini, farz kıldıklarını yerine getirir. Yasak kıldıklarını terk ederse zaten hepsini işlemiş oluyor. Bununla beraber amelde işlerse fehüve hayrun ila hayr. O da hayra hayırdır. Hayır üzerine hayırdır. Hayır eklenmiş başka bir hayırdır. Ya ne kadar önemli. Ve hakeza işte böylece yetekarraru kararlaşıyor. Ledeyna bizim yanımızda. Yetekarraru. Enne terkel masiyeti. Masiyeti terk evla daha evladır. Min fiili taati. Taati işlemekten. Demek ki neymiş? Masiyeti terk taati işlemekten daha uygun, daha evladır. Ve la yani zalik. Bununla şunu kastetmiyor. Vela nani zalik desek bununla şunu kastetmiyoruz. Kema kulna dediğimiz gibi. Neyi kastetmiyor? En yetesahelel müslimü Müslümanın önemsememesi. Bil vacibati vacipleri. Öyleyse bizim yanımızda en önemli olan terk edilen şey haram kılınanları terk etmek ise
Öyleyse emredilenleri yapsan da olur, yapmasan da olur. Bunları böyle basit almak değil. Zaten emirler dikkatsiz algılıyor hocam. He? Emirler kötülükte de algılıyor mesela namaz işte. İşte emredilenleri yapacak ve haram kılınanlardan sakınacak. İşte bu. Takva bu. Peki kema yeruku libadın libadın mardal kulub ve du'afin nüfus kema yeruku efendim libadın mardal kulub bazı kalpleri hasta olanlar için belirdiği gibi raka yeruku ortaya çıktığı gibi ve du'afin nüfusi nefisleri zayıf olan daif du'af cemî merib marda cemî marda hasta hastalar nice nefisleri zayıf kalpleri hasta olan insanlar için belirdiği gibi ne en yetehavenu önemsememeleri fi şer'illahi azze ve celle Allah'ın şeriatını yaşamada fela yef'alune şey'en minel vacibat emredilenlerden vacibattan hiçbir şey işlemiyorlar ve yez'umune bununla beraber iddia ediyorlar li enfüsihim kendi nefisleri için neyi haksız olarak batıl olarak iddia ediyorlar ennehum hayrun minel musalline saimin namaz kılanlardan oruç tutanlardan daha hayırlı olduklarını daha adam şimdi bazen kendine şöyle bir kuruntu haramlardan güya sakınıyor o zaman emredilenleri kendi nazarında Allah'ın şeriatını ne yapıyor küçümsüyor önemsemiyor. Haşa. Bu sefer diyor ki benim namaz kılıyorum ama şu şu haramlardan sakınmam. O namaz kılanların halinden de iyi halim. Oruç tutanların halinden de öyle iyi. Böyle zannediyorlar. Bu da batıl bir zandır. Yani hem Allah'ın dinine karşı gevşekler hem de bizim kalbimiz temiz, halimiz güzel. Bizim bu halimiz o namaz kılanların halinden ya da oruçtanların halinden daha güzel. Böyle zannederler. فَلَا يَفْعَلُونَ شَيْءًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ İşte bu. بِدَعْوَا اَنَّ مُعَامَلَتَهُمْ مَا النَّاسِ Şu dava ile ki insanlarla bunların muameleleri hasenetin güzeldir. Hangi dava ile kendilerinin daha iyi olduğunu sanıyorlar? İnsanlarla muamelelerimiz güzel, alışverişimiz güzel. Kimseye haksızlık yapmıyoruz. Öyleyse bizim ibadet yapmamamız İbadet yapanların halinden daha güzel sanıyorlar. Ve dini efendim hasen husnul muamele ve din ise husnul muamele güzel muameledir diyorlar. Bunlar zan ha. Ha tamam doğru din güzel muamele ama o zaman muameleyi genişletmek lazım. Kulum Rabbi ile muamelesi. Kulum peygamber ile muamelesi. Kulun kitabı ile muamelesi. Kulun kendi aile fertine muamelesi, kulun ticaretiyle, kulun eğitimiyle, kulun hayatının tamamıyla muamelesi. O zaman onları alacağız. Din güzel muameledir ama her şeyde güzel muamele olacak. Anladınız mı? Ve ennehum onlar la yektarifunel fevahişe vel münkerat kendilerince hayasızlık işlemiyorlar, münkeratı işlemiyorlar. Efendim o zaman ne diyorlar? Şu davayla biz insanlarla güzel muamele yapıyoruz. Öyleyse din güzel muamele dinidir. O zaman belki bazı haramları işlemiyorsak da emirleri de terk ettiğimiz onların o hem haramları işleyip hem de emirleri yapmaları halinden bizim halimiz daha iyidir diyorlar. Bu yanlış bir şey. فَمَوْقِفُ هَا اُلَٰئِ Bu gibi batıl zan yapanların yeri durdukları yer, mevkif. Halleri, duruşları وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Bunlardan öncekilerin duruş yerleri nedir? اِنْحِرَافٌ عَنْ تَر۪يقِ الْهِدَايَةِ Hidayet yolundan sapmaktır. Hidayet yolundan sapmışlar. Öyleyse Müslüman'a düşen ne? Hem emredilenleri yapacak, hem yasak edilenlerden sakınacak. Emredilenleri terk eder, yasak edilenlerden kaçınırsa bizim bu halimiz hem yasakları işleyen hem de emredilenleri yapanların halinden daha iyidir diye derlerse bunlar hidayet yolundan, İslam yolundan sapmışlardır. İnhiraf. İnhiraf sapma.
Anladınız mı? Ve teşvihün ve ifsad etmek, kirletmek, bozmak neyli mefhumun İslam? İslam anlayışını, İslam'ın değerlerini kirletmek, ifsad etmek ve sülûk-i müslümin, Müslümanların gidişatını, yollarını bozmaktır. Kema tebeyyene leke, sana açığa çıktığı gibi fîmâ sebeka, yukarıda geçen bahiste min bahsin. Yukarıda geçen bahiste bu senin için ayan beyan ortaya çıktığı gibi. Burada kalacağız. Der'ul mefâsidi mukaddemün alâ celbil mesâlihi. Evet. Bu da başka bir madde. Yedinci madde. Burada kalıyoruz. Çok önemli bir madde. Şu okuduğumuz madde var ya. Velhamdülillahi Rabbil alemin.